Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, uzun süreden bu yana sokağa çıkma yasakları ve bundan kaynaklı insan hakları ihlalleri, ağır insan suçları ve ortaya çıkan trajediler konusunda farklı olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bizler savaşın, çatışmanın durması için, son bulması için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Durmayan savaş, durmayan bu çatışmalar ve her gün yaşanan ölümler, her gün yaşanan dramla ilgili maalesef ki hükümet hiçbir şekilde vicdani, ahlaki, hukuki hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor. Cizre'deki özellikle bir binada mahsur kalan, sıkıştığı belirtilen, belki de enkaz altında bulunan ölülerini, sağlarını, yaralılarını, açlarını, susuzlarını bilmediğimiz onlarca insandan 4 gündür, 5 gündür tek bir haber dahi alamıyoruz. Bu konuda bütün milletvekillerimiz, belediye iş başkanlarımız, bütün parti yetkililerimiz ve binlerce insan seferber olmuş durumda. Şu anda partimizin, çalışanlarımızın ve kadrolarımızın başka hiçbir gündemi yok. Bütün yoğunluğumuzu bu insani meseleye vermiş durumdayız, yoğunlaştırmış durumdayız. Fakat maalesef şu dakikaya kadar halen kesin bir sonuç alabilmiş değiliz. Oradaki insanların sağlık durumu ile ilgili, ki aralarında çocuklar olduğunu biliyoruz, kadınlar var, gençler var, yaşlılar var, sağlık durumu ile ilgili net bir bilgi maalesef ki şu dakikaya kadar edinebilmiş değiliz. Şimdi Kürt sorunu uzun bir mevzu. Belki bugün, yarın, bu hafta çözümü mümkün olmayabilir. Bu savaşı, bu çatışmayı, bu ölümü şu saatte, bugün durdurmamız belki mümkün olmayabilir. Fakat bu insani dramı şu saatte durdurmak mümkündür. Biz bunun için buradayız. DBP, HDP ve milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte Cizre'de vahşet bodrumu olarak kamuoyunda bilinen durum netleşinceye kadar da bizler buralardan ayrılmayacağız. O durum çözülene kadar burada bizler elimizden gelen bütün çabayı, mücadeleyi sürdüreceğiz. Buradan özellikle Başbakan'a çağrı yapıyorum. Ortaya çıkacak tablo, yani Cizre'de o binalarda ortaya çıkacak tablo hiçbir şekilde geri dönülmeyecek bir köprü yıkılmasına yol açabilir. Müzakereden, diyalogdan, çözümden bahsetmenin imkanı bile kalmayabilir. Durum bu kadar vahim, bu kadar ciddidir. Her şeyi bir tarafa bırakın, bu insani beklentiyi karşılayacak bir cevap vermeniz gerekiyor. Benim başkanlığımda küçük bir heyetimiz, beraberimizde bir sağlık ekibiyle Cizre'de söz konusu binaya gitmek istiyoruz. Ve bu konuda mesafe kat edilene kadar arkadaşlarımızla birlikte biz burada bölgede olacağız. Bütün halkımız da, herkes, Türkiye'nin batısı, doğusu, Türk'ü, Kürt'ü, bu meselenin ciddi kırılmalara ve geri dönülmeyecek şekilde tahribatlara yol açabilecek bir insani mesele olduğunu görmelidir. O binada ne olduğunu bilmiyoruz. 4 gündür haber alamıyoruz. Haber alınması engelleniyor. Muhtemelen iletişim kanalları kapatıldığı için, baz istasyonları kapatıldığı için telefonla da ulaşılamıyor. Umut ediyoruz ki oradaki insanlar yaşıyordur. İnşallah durum düşündüğümüz kadar, korktuğumuz kadar kötü değil. Cizre tümüyle abluka altında, her mahallesi, her sokağı abluka altında. Biz oraya gidersek oradan alacağımız sağ mıdır, ölü müdür, yaralı mıdır, kimi oradan alırsak sonuç
yoksa hastaneye gönderilecek onlar. Bunu bir kriminal olay gibi göstermenin hiçbir anlamı yok. O insanlar buhar olup oradan uçacak değil, biz oraya gittik diye farklı bir durum oluşacak da değil. Bu koşulların sağlanması açısından da varsa Cizre'de hali hazırda bir çatışma, elinde silah bulunan kim varsa silahı susturmasını kesinlikle hiçbir şekilde, koşullar ne olursa olsun ateş etmemesini ve bu koşulların sağlanmasıyla birlikte heyetimizin Cizre'ye girişinin olanaklarının yaratılmasını istiyoruz. Burada bulunuyor olmamız bu insani trajedinin çözümü adınadır. Bu bir siyasi talep, bu bir siyasi beklenti değildir. Kendine insanın bir herkesinde bu taleple ilgili olumlu bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz. Biz orada bir vahşet tablosuyla karşılaşmak istemiyoruz. Hükümet bunun altında kalır, bu çok çok ağır bir fatura olur ve bunu kimseye hiçbir şekilde açıklayamazlar. Çünkü biz o insanlarla günlerce telefon görüşmesi yaptık, orada sağlardı, ses kayıtları bizdedir. Dolayısıyla oradaki insanlar çatışma pozisyonunda değillerdi, yardım uğraştırılmasını, kendilerinin oradan alınmasını bekliyorlardı. Ve eğer Allah korusun orada bir katliam yaşanmışsa bunun izahı açıklanabilecek hiçbir durumu olamaz. Bu insani duruma karşı duyarsız kalınmaması eminim ki tıkanmış kulakları, paslanmış vicdanları bir anda duyarlı hale getirebilir. Halkın her yerine bu duyarlılıkla birbirine kenetlenmesi lazım. Bunu, bu zorlukları aşabilmenin en etkili yolu da bu halk birlikleriyidir. Halkın kendi öz dinamiği, öz gücüdür. Oradan gelen çatışma sesi demiyor. Top tank sesleri vesilesiyle güvenlik yok giremezsiniz demiyor. Bekletiliyorlar. Önümüzdeki saatlerde, dakikalarda ambulans sağlık ekibi o binaya gidebilir mi? Binanın durumu nedir? Kimse var mı yok mu? Bunları tespit edebilir mi bilmiyoruz. Fakat izin verilmiyor. Yani orada hükümet dışında kimsenin tankı yok. Ordu dışında kimsenin tankı yok. Topu da yok. Dolayısıyla tank ve top atışını yapanlar bellidir. Bir engelleme yapılıyorsa açıktan oradaki gönül güçleri oraya gidilmesini engelliyor. Bunu çözmüyorlarsa bu hükümetin siyasi sorumluluğudur. Bizim muhatabımız oradaki gönül gücü değil. Ve bilinçli bir engelleme oldu. Günlerdir ambulansların oraya gitmesini bilerek engellediklerini zaten defalarca ifade ettik. Bugün de benzer bir tabloyu karşı karşıyayız ve çözülmesi gerektiğini belirtiyoruz. Şimdi Cizre çözülünce sorun da bitmiyor. O binaya uğraşılınca Kürt sorunu çözülmüş falan da olmuyor. Biz insani bir dramdan söz ediyoruz. Bunu bile çözme konusunda bu kadar pazarlıkçı, bu kadar ilke ve ahlak dışı tutum sergileyen bir anlayışla Kürt sorunu nasıl çözülecek? Yarın gelip burada ne anlatacak? Merak ediyorum doğrusu. Basit bir ahlaki insani ilkede bile uzlaşma sağlayamıyorsa, bu konuya bir riayet etme konusunda tereddüt gösteriyorsa siyasi hükümet, gelip burada neyi açıklayacak? 12 gündür niye oraya ambulans göndermediğini nasıl açıklayacak? Hala pazarlık yapıyor bizde. Orada yaralı var mı yok mu bilmiyoruz. HDP bunu ispatlayamadı diyor. Sanki biz bunun ispatla sorumlu partiyiz. Oradan bize bir bilgi geliyor, iddia var. Ses kayıtları var. Açıkma yasağı olduğu için yerinde gözlem de yapamadım. Bıraksaydınız ben gitseydim. Halen. Bütün o güvenlik riskine rağmen ben halen oraya gitmek istiyorum. Neden? İnsanlar ölmesin diye. Varsa bir durum ortaya çıkaralım, çözelim diye tahmin ediyoruz. Bizim hiçbir bu konuda umudumuz hükümetten, AKP'den doğru bir beklentimiz yok şimdi doğru. Keşke bizi şaşırtan, mahcup eden bir tutum sergileseler. Ama dediğim gibi yaralıya, cenazeye, yerde yatan cenazeye, Taybet Ana'nın cenazesine, yaşlı bir kadının, 70 yaşındaki bir kadının cenazesine tahammül etmeyen, o cenazenin orada çürümesini bekleyen bir başbakan Mardin'de ne açıklayacak? Ne açıklayacak? Merak ediyorum. Ve kendisinin bilgisi vardı, defalarca uyardım, söyledim, açıklamalar yaptım. Görüşmeyi de bu yüzden iptal ettiğini başbakan çıktı söyledi. Demirtaş bana onun hesabını soracakmış.
Ben böyle bir şey kabul etmem, o yüzden görüşümü iptal ettim dedi. Peki bunun hesabını sormaktan vaz mı geçeceğiz? Siz gazeteciler, Marmaris gazetecileri yarın başbakan lütfen geldiğinde sorun. 70 yaşındaki bir kadının cenazesi 8 gün Silopi'nin sokağında çürümeye terk edildi. Ve siz izin vermediniz cenazenin alınmasına. Bu konuyla ilgili ne diyorsunuz diye bir sorun. Bir tane cesur gazeteci lütfen bunu bir sorsun. Merak ettim.